arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizin çalışmasını yapacağız çalışmamızı şallarda yazlık yelek ve hırkalarda kullanabiliriz ayrıca yazlık bluzlarımızda de çok güzel olabilecek bir çalışma modelimiz birbirinin tekrarından oluşmakta bir tane kurulduğu zaman modelimizde de görüldüğü gibi kendisini tekrar ederek ilerlemekte dilediğiniz e, iplerle örebilirsiniz ipimizin kalın ince oluşuna göre tabii tığımızı da ayarlamamızda çok güzel sonuçlara ulaşacağız. Kolay gelsin diyerek hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizin kurulumu için yetecek kadar zincirimi çektim. Ve en son zincirimin yanındaki zincire gelerek batıyorum. Bakınız hemen buradakinin yanındakine gelerek batıyorum. Bir tane sık iğnem örüyorum. Ve üzerine 9 tane zincirim çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5... 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum ve burada bir tane yuvamı başlatıyorum. 9 tane zincir aynı yere gelerek battım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Ve aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimi çekiyorum ve hemen ilk başladığım yere gelerek batıyorum. Dibine batıyorum. Şöyle kendi içerisinde bakınız. Güzel bir zincir yuvasını oluşturduk. Sadece hemen aynı yerden başlayıp aynı yere batın. Hemen yandaki zincire bir tane sık iğne örüyorum. Ve üzerine 9 tane zincir çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra yine aynı yere gelerek batıyorum. Bakınız modelimiz çok kolay kurulumu. Önce ilk sıramızda bir tane kurduk. Diğer bitişi de aynı şekilde yapacağız. 9 zincirimizi arkasından hemen 4 tane zincirimizi çektik. 2 tane 9 zincirimizi yan yana ördük. Ve tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 sayıyorum 1 2 3 4. zincire batıyorum. Ve hemen iki tane 4 tane zincirimizden sonra hemen iki tane dokuz zinciri çekiyoruz ve yan yana batıyoruz. Başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen batıyorum dibine. 9 zinciri dibine bağladıktan sonra yanındaki zincir yuvasına bir tane sık iğnemi örüyorum. Diğer 9 zincir için zeminimi hazırlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yine sık iğnemi yaptığım yere gelerek batıyorum. 2 tane daha yine bakınız 9 zincirden oluşan bölümümü ördüm. Şimdi 2'den sonra 4 zincirimizin olduğu yer gelmekte. 1, 2, 3, 4 hemen aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 4 zincirimi battıktan sonra 9 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektim dibine gelerek batıyorum. Hemen bir sonraki zincirime gelerek bir sık iğne örüyorum. Bu da ikinci 9 e, zincirimizin zeminini hazırlıyoruz sık iğnemizle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum. 2 tane 9 zincirimizi ördükten sonra 4 zincirimizi çekmeye geldi sıramız. 3 ve 4 sayıyorum 1 2 3 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum ve hemen üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı yere batıyorum yanına bir tane sık iğnemi örüyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakınız ne kadar kolay ve zevkli 1 2 3 4 sayıyorum 1 2 3 4 Ve yine dördü battıktan sonra hemen dördü battıktan sonra üzerine dokuz tane zincirimizde yan yana iki tane dokuz zincirlik bölümümüzü örüyoruz ve sıramızı bu şekilde ilerletelim son kısmı yapmak için tekrar görüşelim Evet sıramızın sonuna kadar 2 tane yan yana 9 zincirimizi çektik ve 4 tane zincirimizi çekip aşağı 4. zincir yuvasına battık ve bu şekilde yuvalarımızı çifter çifter hazırladık sadece ilk başlangıçtaki bir tane 9 olarak başlamıştık bitişimizi yine aynı şekilde 4 tane zincirimizden sonra 9 zincirimi çekiyorum ve gelerek aynı yere batıyorum ve bakınız birinci sıramızdaki zeminimizi bu şekilde kurduk. Evet, şimdi bir üst sıramıza başlayalım. Hemen yandaki zincirimin içerisine batıyorum. Bir tane sabitlemek için. Şurada fazla kaldı bakınız. Bunları kullanmayacağız. Kesip çıkarabiliriz. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum. 6 zincirimi hemen buradaki hazırlamış olduğum tekli yuvanın içerisine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Yapmış olduğum sık iğneyi iki tane yan yana olan yuvamızın bir tanesini alıyorum. Tekrar araya zincir çekmeden, başını dolamadan gelerek batıyorum. Bir sık iğne şeklinde örüyorum ve ayrı olan, tek olan Başlangıçtaki dokuz zincirimizin olduğu bölümü yan yana dokuz zincirlerin ilkiyle buluşturuyorum ve bakınız şöyle çapraz ve güzel bir şekilde buluşuyor. Şimdi e, buradaki iki ayrı bölümü birleştirdim. Yan yana duranları ise ayıracağız. Hemen yan yana bakınız arasında hiç zincir çekmeden ördüğümüz bölümümüzü ayırıyoruz ve buradaki dört tane zincirimizi yan yana olanın üzerine çekiyorum. Bakınız bir, iki, üç, dört direkt batıyorum bir tane sık iğnemi örüyorum ve arasında dört tane zincir var iki tane grubumuz hemen arkada devam etmekte ikinci dokuz zincirle arada dört zincir ve diğer ilk dokuz zinciri arada herhangi bir zincir çekmeden direkt gelerek batıyorum ve birleştiriyorum ve iki tane dokuz zinciri birbirinden ayırdıktan sonra aralarına dört zincirle geçiş yapıyorum bir iki üç ve dört Yan yana duranı bakınız. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve diğerinin ilkini hemen alıyorum. Arada bakınız aşağıda 4 zincir var. Hiç başını dolamadan tek sık iğne ile batırıyorum. Ve birinci ile ikinciyi ayırdım. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sık iğnemi batıyorum diğer ikilinin ilkiyle hemen birleştiriyorum bir tane sık ile Bakınız birisi ayrılırken birisi yan yana oluyor. Tekrar araya 4 tane bakınız yan yanayım arasına tekrar diğerine geçmek için 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Direkt gelerek bir sık ile batıyorum. Ve arada 4 zincir var. Diğer grubun ilkini hemen geliyorum, batıyorum. Her ikisini birleştiriyorum şu şekilde ve diğer ikinin arasına 4 tane zincir sık iğnemle batıyorum. Arada 4 zincir var. Bakın hemen diğer sık iğne ile gelip diğer 9 zinciri örüyorum. Ve bu şekilde bakınız gayet kolay ve zevkli bir şekilde 4 zincir ve hemen sık iğnelerimizi örerek grubumuzun ikinci sırasında birbirine bağlayarak ilerliyoruz. Araya ayırdık yan yana. 4 tane zincir çekiyorum sık iğnemle direkt batıyorum bakınız başını dolamıyorum direkt gelerek batıyorum aralarında 4 zincir var her ikisini birleştiriyorum bir sık iğne ile baş başa oluyorlar bakınız 1 ile 2 ayırdık 4 zincirimi çekiyorum batıyorum ve diğer en sondaki yani ilk başlangıçtaki bölümümüzdeki 9 zincirimizi de geliyorum. Bakınız şu şekilde birleştiriyorum. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakınız gayet güzel bir görüntü oldu. Modelimiz ilerledikçe görüntümüz çok daha güzelleşecek. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Diğer sıramıza başlayalım. Evet üçüncü sıramıza geçişimizi yapalım ama öncesinde şurada en altı noktaya tıpkı buradaki gibi bir kenar zincirimizi oluşturalım. Burada zincirimizi oluşturmuştuk. Burada trabzanımızı yaparak örelim. Bir ve iki tane zincirimizi çekelim. Bir, iki, üç defa tığımın başını doluyorum. Hemen zincirimin aynı yerine bakınız dibine batıyorum ve başlıyorum. İkişer ikişer alıyorum. İki, üç ve dört dört defa da aldım ve burayı tamamladım. Şimdi 1 2 tane zincirimi tekrar çekiyorum. İlk bakınız grubumun olduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne ile. Ve üzerine 9 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 6 7 8 9 yeniden modelimize kurmaya başlıyoruz. 9 zincirimi çektim hemen batıyorum. Ve bir sonraki bakınız buradaki 9 zincirimizin olduğu bölümü önce batıyorum ve sonrasında yine 9 zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı yere batarak kapatıyorum. Ve arada 4 zincirimizin olduğu yere yine 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve buradaki 2 tane bakınız 9 zincirle yapmış olduğumuz bölümlerin tepesinin ilkine batıyorum ve üzerine 9 zincirimi çekiyorum. 4 5 6 7 8 9. Hemen dibine batıyorum. Bir sonraki sık iğnemin üzerine batıyorum. Yine 9 zincire gelen bakınız bir önceki sırada birbirlerini buluşturduğumuz e, zincirlerimizin olduğu yer yine her iki sinin üzerine burada kapadığımız yerlere tekrar 9 9 zincirlerimizle yeni yuvalar oluşturuyoruz. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Aynı yere batıyorum. Zincirimi çıktığım yere batıyorum. Bakıyorum arada 4 zincir. Hemen zincirimi çekiyorum. Ve hemen bakınız 9 zincirimin üzerinde görülen yerlerin ilkine delik batıyorum sık iğnemle ve üzerine 9 tane zincir mi ilave ediyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Modelimiz çok kolay. Sadece zincirlerden ve sık iğneden oluşmakta ve batıyorum. Ve yine 9 zincirim 4 zincir çekerek ilave ediyorum. Sıramızın sonuna kadar 9 zincir ve hemen yanına batıyoruz. Tekrar 9 zincir aralarına 4'er zincir olarak örüp tamamladık. Ve en son 9 zincirimizi çektikten sonra Bakınız sıramızın başındayız. 9 zincirimi ördüm ve battım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yere batıyorum. Şu şekilde bakınız. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum 9 zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum bir tane sık iğne şimdi aşağıda ilk tek olarak başlamıştık sonrasında 2 2 9 zincirlerimizi yan yana örmüştük yine burada da aynı işlemimizi yaparak başlıyoruz birinci tek kalacak modelimizi kaydırıyoruz bakınız birinci tek kalacak şimdi arada 4 zincir olanları birleştiriyoruz bakınız arada 4 zincir olanları birleştiriyoruz arada 4 zincir olanları birleştiriyoruz ve birleşme aralığına yine yukarıdan da dörder zincirimizi çekiyoruz birinci bakınız sık iğne ile 9 zincirime battım hemen 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum gelerek batıyorum diğer 9 zincirimi arada 4 zincir olan aşağıdaki 4 zincirim 9 zincirimi diğer 9 zincirimle buluşturuyorum ve bakınız şu şekilde birleşiyorlar ve aralarına 4 zincirle devam ediyorum 3 ve 4 atıyorum sık iğnemle ve arada bakınız aşağıda 4 zincirim var birisinin sonu diğerinin ilkiyle birleştiriyoruz ve araya 1 2 3 4 atıyorum hemen diğer 9 zincirim alıyorum ve modelimizi bu şekilde kaydırarak örmeye devam ediyoruz bakın çok güzel yelek modelleri ya da şal modelleri dilediğiniz yerlerde modelimizi uygulayabilirsiniz çok çok kolay ve örmesi gayet zevkli bir model şimdi sıramızın başına kadar ilerleyelim bir defa ve bir defa daha birlikte dönelim Sıramızın sonuna doğru örerek ilerledim. Bakınız bu şekilde en son tek olan trabzanın zincir grubumu örmeye geldim. 4 tane zincirimi çektikten sonra batıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. En son buradaki geçiş yerimizdeyiz. Geçiş yerimize geldiğimiz zaman bakınız burada tekle bitirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 3 defa tığımın başını doluyorum diğer zincirimin üzerine geliyorum ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 ve 4 kapatıyorum şimdi zincirimi çekiyorum 1 ve 2 örgümün yönünü çeviriyorum İlk görmüş olduğum gibi yıldızımın üzerindeki sık iğnemin içerisine giriyorum ve başlıyorum 9 tane zincirimi çekmeye 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra hemen dibine gelerek kapatıyorum. Ve araya 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Ve diğer 2 tane yan yana birleştirilmiş halde duran yıldızlarımızın her ikisinin üzerine de birer defa batıyorum bakın asık iğnelerini. 9 zincir, 9 zincir olarak örmeye başlıyorum. İlkine batıyorum 4 zincirimi ve başlıyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yere gelerek batıyorum ve bir sonraki sık iğnemin içerisine batıyorum önce bakın sık iğneme batıyorum sonra zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hemen dibine batıyorum 2 tane yıldızım için 9'ar er zincirlik bölümlerimi örüyorum. Ve araya 4 zincirimi çekiyorum. 1, 3 ve 4. 2 tane yan yana bakınız. Önce sık iğnemin içerisine batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı yere batıyorum. İkinci dokuz zincirimi yapmak için sık iğnesinin aşağıdakini bakın sık iğnenin üzerine batıyorum ve yukarıya doğru sayıyorum dokuz zincir. Dokuz. Dibine batıyorum. Evet yıldızlarımızın dokuz zincir yaparak uçlarını tamamladık ve en son noktaya geldim. Son yıldızımızı örmek için batıyorum sık iğnenin üzerine ve dokuz zincirimi ilave ediyorum. 6, 7, 8 ve 9 dibine batıyorum. Hemen iki tane zincir çekip buradaki başlangıçtaki zincirimin tepesine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dilerseniz 5, dilerseniz 6 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Zincirimi çektikten sonra ilk 9 zincirimin içerisine geliyorum. Sık iğnemle batıyorum. Ve bakıyorum iki tane ayrı bakınız. Hemen diğer yıldızın tepesine de batıyorum. Ve her ikisini tepe noktasından birleştiriyorum. Birbirinin yanındaki bitişik duranları ise ayırıyorum. Araya 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer 9 zincirin içinden giriyorum. Bir sık iğne ile kapatıyorum. Hemen diğer grubun ilkini alıyorum sık iğne ile tepelerinden şu şekilde birleştiriyorum. Her iki dip dibe olan bakınız 9 zincir çekmiş olduğumuz bölümü ise araya 4 zincir çekerek ayırıyoruz. Bir tanesini birleştiriyoruz, birini ayırıyoruz, bir birleştiriyoruz, bir ayırıyoruz şeklinde örüyoruz. 1 2 3 4 batıyorum. Diğer 9 zincirim alarak birleştiriyorum ve bu şekilde örgümüzü örerek ilerletelim. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi örerek ben biraz daha büyülttüm ve şu şekilde çok hoş bir görüntü ortaya çıktı. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.